14 Ağustos 2001 yılında milletin samimi dualarıyla kurulan ve milleti ön plana çıkarıp millete hizmet kendisine şiar edilen büyük ve kutlu davamız AK Parti, bugün itibariyle kuruluşunun 22. yıl dönümü. Bu vesilelerle aziz millete hizmet yolunda nice 22 yıllara nasip etmesini güzel Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Milletimizin kurmuş olduğu AK Parti bugün 22 yaşında. Aydınlığa açık, karanlığa kapalı sloganıyla başladığımız ve tek başına, iş başına hedefiyle 2001 yılında kurulan AK Parti bugün 22 yaşında. Tabii ilk günkü heyecan, ilk günkü aşkla biz hala sahada yoğun bir mesai harcıyoruz, gayret gösteriyoruz. Milletimizin hizmetindeyiz, olmaya da devam edeceğiz. AK Parti sıradan bir siyasi parti değildir. AK Parti Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulmuş, milletin bağrından kurulmuş istisna bir siyasi partidir. Milletin ta kendisidir. Milletin tabelalarını biz astık, tabelalarını astığımız ve milletin kurduğu Türkiye'nin istikbali ve istiklali için büyük mücadeleler, büyük devrimler ortaya koyan büyük bir siyasi harekettir. AK Parti sadece Türkiye'ye, Türk milletine hizmet değil, bütün coğrafyaya, İslam alemine ve Türkiye Cumhuriyetlerine hizmet eden büyük bir ailedir. AK Parti mazlumların partisidir. AK Parti garip kurabanın partisidir. AK Parti sessiz milyonların partisidir. 22 yıldır milletimizin hizmeti için büyük yatırımlar, dev projeler hayata geçiren AK Parti son dönemde milli savunmada yapmış olduğu adımlarla, hayata geçirdiği projelerle beraber dünyaya adeta örnek bir millet olarak, örnek bir ülke ve örnek bir millet ortaya koymaktadır. AK Parti hakikaten her alanda, sağlıkta, eğitimde, savunmada, tarımda bütün atmış olduğu adımlarla beraber Türkiye'ye yeni bir çağ atlatmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde nice tarihi başarılara imza atmıştır. Olamaz denilen bütün olayları gerçekleştirmiştir. Kimsenin hayal bile etmediği, aklından bile geçiremediği projeleri hayata geçirmiştir. Ve bu projeleri hayata geçirirken büyük bir mühendislik dehasıyla, büyük bir mühendislik projesi haline getirerek, tek tek adımlarını atarak ve milletimizin arzuladığı, özlediği, bütün ne varsa hayal ettiği, ne varsa onları tek tek hayata geçirmiştir. Recep Tayyip Erdoğan sıradan bir lider değildir. Recep Tayyip Erdoğan Sultan Fatih'in, Sultan Abdülhamit'in, Menderes'in, Özal'ın, Erbakan Hoca'nın özetidir adeta. Onların hayallerini de gerçekleştiren tek liderdir. Bugün Kanal İstanbul Abdülhamit Han'ın hayaliydi. Bugün Ayasofya Erbakan Hoca'nın hayaliydi. Bugün Karabağ rahmetli Türkeş'in hayaliydi. İHA SİHA yerli tank, yerli uçak bütün bu ecdadımızın, bütün bu padişahlarımızın hayali olduğu gibi Erbakan Hoca'nın, rahmetli Menderes'in, rahmetli Özal'ın da hayatıydı. AK Parti bir fikir, bir düşünce, bir ideoloji ve milletimizin, ülkemizin bekası için mücadele veren, o istiklal ve istikbal yolunda gayret gösteren yegane bir, büyük bir harekettir, büyük bir ailedir. Bu ailenin içerisinde uzun yıllar siyaset yapan bir kardeşimiz olarak hakikaten ilk gün Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden almış olduğumuz Genç Kolları Kurucu İl Başkanlığı mazbatasıyla beraber, daha sonra İl Başkan Yardımcılığı, İl Genel Meclis Üyeliği,
belediye başkan vekilliği, belediye başkan yardımcılığı ve şu anda Orta Hisar ilçe başkanlığı görevini yürütmekteyim. Bu davada, bu yolda Sayın Cumhurbaşkanımız da bu başarılara imza atmak, bu hareketin içerisinde olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. İnşallah AK Parti henüz 22 yaşında, daha nice yaşlara diyorum, büyük başarılara, büyük yatırımlara, dev projelere Cenab-ı Allah nasip eder inşallah diyorum. Rabbim milletimize, Rabbim milletimize, devletimize, ülkemize zeval vermesin. Rabbim Recep Tayyip Erdoğan'ın varlığını daim eylesin. Onun çizdiği yolda, onun koyduğu hedefler doğrultusunda çalışmaya, sonsuz gayretle çalışmaya, sonsuz hizmetlerle beraber buluşmaya devam edeceğiz diyorum. Teşekkür ediyorum.